Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte hep yeni videoyla karşınızdayım. Bu karışık vlog bir tatil vlogu olacak. Şu an arabaya malzemeleri yerleştiriyorum. 3 gün falan, 3 gün civarı tatile çıkacağız. Çantaları koyuyorum. Bakalım tatilde neler olacak. Karışık böyle tatil vlogu olacak. Umarım beğenirsiniz. Sıkışıp kaldım. Hava çok sıcak. Arabayı yerleştirdik. 2 gündür hazırlık yapıyoruz. Arabayı temizledik falan. Her şeyi hallettik. Bakalım neler olacak. Birkaç tane güzel tatil videosu çekmeyi planlıyorum. Videoya geçmeden önce ve biz de yolculuğumuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Ben şu an arabayı yerleştirdim. Şöyle göstereyim. Bagajın içi tamam. Birazdan çıkacağız. Bir yarım saat sonra yola çıkacağız. Güzergahlarımızı belirledik. Uğrayacağımız yerleri falan da belirledik. Bakalım ne olacak? Nasıl bir tatil olacak? Pandemi sürecinde ne yapacağız, neler yapabileceğiz bilmiyorum. Ve ilk günü arabada yatmayı planlıyoruz. Hepsini kayıt altına alacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi videoyu kapatıyorum. Sonra açmak üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. She calls me day and night. Desire, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse, and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. Selam. Şu an 11 saatlik bir yolculuk yapmamış gibiyim. Tam 12'de yola çıktık öğlen. Ama 11 saat yolculuk yaptık. 10-11 saat civarı. Muğla'ya geldik. Daha Marmaris'e gelmedik. Burada bir benzin istasyonunda oturduk. Hava çok karardı. Ve şu an uyuyoruz. Burada güneş enerjili lamba var. O kadar karanlık ki normalde böyle çekim yapıyorum. Ben hemen bir özet geçeyim. Ben kamerayı kapattıktan sonra normal olarak yolculuğumuza devam ettik. Ve normal bir Melisa'nın yapabileceği gibi yolculuk boyunca neredeyse uyudum. Bayağı uyudum. Arada belli yerlerde durduk. Hani Köfteci Yusuf'a gittik, yemek yedik ve A101'e uğradık. O kadar fazla yani durmadık, oyalanmadık. Daha sonra navigasyonun gazabına uğradık. Nasıl bir şey diyeceksiniz? Navigasyon bizi dağlık yollara çıkarttı. Bir insan elinin değmediği yerlere. Hani bizim arabamız birazcık büyük bir araba olmasaydı, 4x4 olmasaydı muhtemelen yolda kalırdık. Değişik yerlere saptırdı. Hiç görmediğimiz yerler gördük. Yol uzun uzadı, uzadı. Afyonkarahisar'da da babam durmadığı için, başka yola, Uşak yoluna sattığı için çeşitli şeyler yaşadık. Ben lokum çok seviyorum. Kaymaklı lokum çok seviyorum. O yüzden Afyonkarahisar'da durulacaktı normalde. Bir anda navigasyon başka yeri gösterdi. Afyonkarahisar'a girmemiş olduk. Böyle bir lokum polemiği yaşandı. Ben şu an burada duruyorum. Şu an arabada yatıyoruz. Böyle başımızdan ufak tefek şeyler geçti. Feneri birazcık daha mı açsam acaba? Yüzüm gözüküyor mu? Her neyse, şu an arabanın bagajında yatıyorum. Kamyonet olduğu için arkasında böyle karavan arkalığı gibi bir yer var. Yastık falan almıştım. Mutluyum. Ben burada böyle yatmak istiyordum zaten. Şu an onu gerçekleştiriyorum. Sessiz, çok güzel şeyi var. Havası var. Bacaklarınız uzun uzadıya yatabiliyorsunuz. Şu an halimden aşırı memnunum. Bu kadar. Bu arada yarın Marmaris'e sabah bizimkiler uyanmasıyla birlikte Marmaris'e gideceğiz, ulaşacağız. Şu an Muğla'dayız dediğim gibi. Normalde Marmaris'e 1,5-2 saatlik daha yolumuz kalmıştı. Benim favori dizim vardı bugün, çarşamba günü. Sen Çal Kapımı, Fox'ta. Ben zaten bugün yola çıktığımız için çok şeydim, çıkmak istemiyordum. Anında zaten bir tatil şeyimiz gelişti. Normalde pandemi döneminde olduğumuz için fazla tatile gitmeyecektik aslında. Hani herkes gidiyor. Pandemi vakalar arttı. Yani biz gitmek istemiyorduk. Ama hani kimseye bulaşmadan bari son tatilimizi yapalım. Hani belki hiç düzelmeyecek bu durum. Birkaç sene böyle devam edecek. Tatilsiz de yaşanabilir miydi? Yaşanırdı. Ama bu sefer rotamızı değiştirdik. Hani çünkü bazen çok kalabalık olmayan yerlere gitmeye çalışacağız. İnternetten de zaten gideceğimiz yerleri araştırdık. Az buçuk da olsa gideceğimiz yerleri biliyoruz.
Bu bu şekilde bir yolculuk videosuydu. Yol boyunca uyuduğum için şu an hiçbir şekilde uykum yok. Bunun ceremesini çekiyorum. Açıkçası araba hareket halindeyken uyuyabiliyorum. Şu an araba duruyor. Uyuyamıyorum. Hayatımda ilk defa bagajda uyuyorum. Nasıl ya? Bagajda uyuyorum. Diyecek başka bir şeyim yok. Bu ilk yolculuk vloguydu. Umarım beğenmişsinizdir. Asıl tatil şimdi yeni başlıyor. Bundan sonraki videolarımı takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. O zaman bana da iyi geceler. Görüşürüz. Everything was good in you.